35 yaşındaki Tuğba Yalçın fazla kilolarından kurtulmak için ameliyat masasına yattı ama operasyondan sonra ağrıları hiç dinmedi. Bir hafta sonra ağrı ve ateş şikayetiyle gitti hastanenin koridorunda yere yığıldı, hayatını kaybetti. Ailesi genç kadının ölümünden doktoru sorumlu tutuyor. Bakın neden. Benim çocuğum göz göre göre ölüme gitti. Benim kolumu kanadımı kırdılar. Zayıflayıp bir yuva kurmayı hayal ediyordu ama maalesef bir umutla geldi ama kefenle çıktı. Benim kocam da uyudu, benim yavrum uyudu, anam da uyudu, babam da uyudu, kardeşim, bacım, her şeyim benim uyudu. Yalnızca zayıflamak istemişti. Büyük umutlarla girdiği mide küçültme ameliyatı hayallerinin de hayatının da sonu oldu. Anne yanıyorum, anne yanıyorum. Ameliyattan gelip gelmez yanıyorum diyor çocuk. Tuğba Yalçın 35 yaşında, 112 kiloydu ve zayıflama hayali vardı. Bunun için Gazi Üniversitesi Hastanesi'ne geldi. Güle oynaya girdiği bu hastanede iddiaya göre enfeksiyon kaptı ve kefenle çıktı. Doktor gelir diyorum çocuğum yanıyorum diyor ben. Teyze sen ya ateşin var diyorsan ama normal. Şikayetleri ameliyattan hemen sonra başladı. Anne Türkan Yalçın biricik evladı için çırpındıysa da sesini duyuramadı. Bizi yani taburcu etme ben diyorum doktora. Sus. Sus beğendi, sus. Genç kadın taburcu oldu ama ağrıları hiç dinmedi. Dikişlerini aldırmaya gittiğinde de doktoru her şey normal dedi. Anne dedi buzun dikişlerimin yanından dedi kanlı su gelir dedi. Tuttu o doktoru bastırmasıyla bile kanlı su nasıl yukarı bir fışkırdı. Yoksa dedim enfeksiyon mu aldı dedim. Yok teyze. Onda bir şey yok, enfeksiyon bir şey yok. Talihsiz kadın yeniden eve gönderildi. Ancak durumu iyice kötüleşince doktorunu aradı. Cam da yaramış yavrum, can hevliğine ölürmüş, haberim yok. Ben bile ben rahatsızam demiş. Cumartesi sarıyla ya saat kaç 8 sen beni niye rahatsız etsin demiş, telefonu yavrumun yüzüne kapat. Son bir çabayla hastaneye geldi. Merdivenleri çatı çıkmadık. Anne böyle sakin sakin. Anne gözlerime bir şey oldu dedi. Hemen orada oturak vardı. Oturturdum çocuğum. Baktım hemle kafa düştü. Gitti çocuk. Ameliyatı yapan doktorlar aileye ameliyat parasını iade etmek istedi. Sanki o parayı verince benim ablam geri gelecek. Aile, doktor ve asistanla birlikte hastane görevlileri hakkında suç duyurusunda bulundu.